Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله يا أيها الناس أي أهل مكة أي insanlar yani Mekke ahli Mekke'dekiler اعبدوا ibadet kılılar yani وحدوا Allah'a tevhidde ibadet kılılar ربكم الذي خلقكم sizlerini yaratgan Rabbingizge أنشأكم يعني سلان فايداخليا ولن تكونوا شيئا وسلان برانسة بمجان دلاريس هيش نسمسي دلاريس الله تعالى سلان فايداخل وخلق الذين من قبلكم وسلان عالدن جلان هم يرد لعلكم تتقون شايت كي تقوى قلسلان انجز بعبادته عقابه يعني الله كي عبادت قلسلينين سببا الله نين عقابا Allah'ın azabından saklansalarınız deyapti. Ve la'alla fil asli li taracci. La'alla aslida taracci üçündür. Umid üçündür. Ve fi kelamihi ta'ala li tahqiqi. Peki Allah Teala'nın kelamı dese tahqiq üçün buladı. Yani bir nesada biz umid kelamız nimaga gaybni bilmaganligimiz üçün. Lekin Allah Teala la'alla dese u aniqdir, tahqiqdir u. Albatta bo'ladigan narsa. Chunki Allah biladi ki ertaga nima bo'lishligini. Hanasadan xabari bor Alloh taoloni. Allazi ja'ala ya'ni xalaqa lakumul arda firoshan. U shunday zotiki sizlar uchun yerni to'shak qilib berdi. Ya'ni xalaqa to'shak qilib yaratdi. Halun ya'ni shu firoshan hozir hal bo'lyapti. To'shak holatda yaratilyapti. Bisaton yuftarashu shunday to'shaladigan bisatun bir gilamga o'xshatib la g'oyatun fi salobati va layunati va bu qattiqlikda nihoyatda qattiq emas yumshoqlikda nihoyatda yumshoq emas fala yumkinu al-istiqroru alayha agar bu juda qattiq bo'lgan dedi yoki juda yumshoq bo'lgan dedi bu yerda barqaror bo'lishi mumkin bo'lmas edi lekin yer o'rtacha yoki mana ba'zilar juda qattiq toqqa o'xshab Allah Teala ko'rsatyapti. Shunday bo'lishi mumkin edi hamma yer. Va ba'zilar yumshoq, botqoqqa o'xshab, hamma yer shunday bo'lishi mumkin edi. Ba'zilar suvdan iborat. Hammasini Alloh Taala xolasa shunday qilar edi. Lekin unday qilmadi. Mana yashab turgan yerlarimiz o'rtacha, qattiq emas, yumshoq emas. Qaqshab ham yotgani yo'q va suv bo'lib ham yotgani yo'q. O'rtachaki hayotimiz go'zal o'tyapti. Was-samaa bina'an Ve osmonni bino qildi, saqfan, ya'ni tom qildi. Binoning tepasi qildi. Va anzala minas samai ma'an, osmondan suvni tushirdi. Fa akhraja bihi min anwa'i samarati. Va shu suv bilan mevalarning har xil turlarini chiqardi. Rizqon lakum, sizlarga rizq bo'lsin dedi. Ta'kulunahu, uni sizlar yeysizlar, shu suvning sababidan chiqqan narsalardan yeysizlar. وَتَعْلَفُونَ بِهِ دَوَابَكُمْ Ve bunu hayvanlarınızı haşak kılıp, yiyen kılıp birasılar. Demek hem insanlar ve insanların hayvanları istifade kılıyordu. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ يَنْدَدًا Şundayken Allah Ta'ala'ya nitlerini ispat kılıyorlar. Nit, şurakâ fil ibade, ibadette şeriklerini, ortağlarını, şirklerini ispat kılıyorlar. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ve halenki sizler bilesiler. Yani şirkini haramligini Allah'tan başka hak mabutu yoluligini yakşı bilesiler de bilip durup şirk getirmeyler de yaptı. Ennehul halik yani Allah-u Teala'nın halikligini bilesiler. Ve la tehlukun ve sizler yaratelmeyesiler. Hiçse seni yaratelmeyesiler. Biz zerreniyem yaratelmeyesiler. Şunu yakşı bilesiler. Ve la yakunu ilahen illa men yehluku. Ve Yaratadigan zotdan boshqa hech kim iloh bo'lmaydi. Faqatgina yaratadigan zotgina iloh bo'ladi xolos. Va in kuntum fi raybin shakkin. Agar sizlar raybda bo'lsalaringiz, shakda deyapti, ya'ni taraddudda bo'lsalaringiz.
Mimma nazzalna ala abdina, kulumizga nozil qilgan narsadan. Ya'ni Qur'ondan, hadisdan, Muhammad alayhisalomga nozil qilingan narsadan sizlar taraddudda bo'lsalaringiz, ya'ni Muhammadin, Muhammad alayhisalomga qulimizga, minal Qur'on, Qur'ondan bo'lgan biz nozil qilgan narsaga, annahu min indillahi, bu Qur'on va biz tushirgan narsamiz Allohning huzuridan ekanligiga taraddudda bo'lsalaringiz, fa'tu bi suratin min mislihi, shu Qur'onga o'xshagan bir sura olib kelinglar. Ayal munzal, ya'ni osmondan Allohning huzuridan tushirilgan Qur'onga o'xshagan bir sura olib kelinglar. Va min lil bayani, ay hiya misluhu fil balog'ati va husn an-nazmi wal ikhbari anil g'aybi. Ya'ni min mislihidagi min bayoniyadir. Balog'atda, nazmining go'zalligida va g'aybdan xabar berishlikda shu Qur'onga o'xshaydigan bir sura olib kelinglar. Va suratu qit'atun, sura degan esa lug'atdagi ma'nosi qit'a, bo'lim deganidir. Laha avvalun va oxirun, buning avvali va oxiri bor, ya'ni boshi va oxiri bor. Aqalluha salasu ayatin, suraning eng ozi, eng kichkinasi 3 oyatdan iboratdir. Masalan, Kavsar surasiga o'xshab yoki Asr surasiga o'xshab kamida 3 oyatdan iborat bo'ladi. Mukammal sura. Vad'u shuhada'akum, va shohidlaringizni chaqiringlar. Alihatakum allati ta'budunaha, sizlar ibodat qilayotgan ilohlaringizni, xudolaringizni chaqiringlar yordamga. Min dunillahi, ya'ni Allohdan boshqa. Allohdan boshqa xudolaringizni chaqiringlar. Ay g'ayrihi litu'inakum, ya'ni Allohdan boshqa butun ilohlarni chaqiringlarki sizlarga yordam bersin. In kuntum sodiqin, agar sodiqlar bo'lsalaringiz, to'g'ri gapiruvchi bo'lsalaringiz. Fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi, ya'ni bu narsani Muhammad o'zini tarafidan gapirgan, Muhammad bu Qur'onni o'zini nafsi tarafidan gapiryapti degan da'volaringiz to'g'ri bo'lsa, qani sizlar bir sura keltiringlarchi. Fa'alu zalika fa innakum arabiyun fusaha va misluhu, qani sizlar ham bir sura olib kelinglar, sizlar ham albatta arabsizlar, Muhammadga o'xshab sizlar ham fasihsizlar, arabchani yaxshi bilasizlar. Walamma ajazu an zalik, ular bu narsadan ojiz qolganlarida Qur'onga o'xshagan bir sura ham olib kelolmaganda, qala ta'ala, Alloh taolay aytdiki, fa illam taf'alu, agar qilolmagan bo'lsalaringiz, ma'zukira li'ajzikum, ojiz bo'lganlaringiz uchun zikr qilingan narsani qilolmadilaringizmi? Walan taf'alu, va qilolmaysizlar ham, zalika abadan, bu narsani abadan qilolmaysizlar, li zuhuri i'jazihi, ya'ni Qur'onning mo'jizaligi zohir bo'lganligi uchun, ma'lum bo'lganligi uchun, ochiq bo'lganligi uchun. E'tirodun, mana endi o'rtaga gap kelyaptiki, jumla e'tiroziga, fattaqu, qo'rqinglar, bil imani billahi, Allohga iymon keltirishlik bilan qo'rqinglar. Va annahu laysa min kalamil bashar, ya'ni Qur'on basharning kalomidan emas, Allohning kalomidir deyilarda qo'rqinglar. An-nar allati va quduhan nas, o'tini insonlar bo'lgan o'tdan qo'rqinglar. Insonlardan maqsad kim? Al-kuffar, kofirlardir. Val hijaratu, va toshlar, o'tini yoqilg'isi toshlar va insonlar bo'lgan o'tdan qo'rqinglar. Kasnamihi minha, ya'ni shu toshdan bo'lgan mushriklarning butlariga o'xshagan narsalar. Butlari ko'pi toshlardan bo'lar edi. Ya'ni mufritatul harora, ya'ni bu toshlar harorati nihoyatda oshiqcha darajali. Tuttaqadu bima zukira, va jahannam aytilyapti. Tosh, jahannam, ya'ni ikkalasi bir yer. Jahannamning ichida bu toshlar bor, toshlar u jahannam ichida. Shu toshlar harorati nihoyatda qattiqdir va jahannamning harorati juda qattiqdir. Zikr qilingan narsalar bilan yondiriladi. Ya'ni insonlar va toshlar bilan jahannam obod bo'lyapti. La kanari dunyo, jahannamning o'ti dunyoning o'tidek emas. Tuttaqadu bil hatabi va nahvihi, dunyodagi o't o'tin bilan va shunga o'xshagan narsalar bilan yondiriladi. Lekin jahannamdagi o't esa insonlar va toshlar bilan yondiriladi. Bu iddat huyiat, ya'ni tayyorlandi, lil kafirin, kofirlar uchun. Yu'azzabuna biha, kofirlar shu jahannam bilan azob beriladilar. Jumlatun musta'nifatun aw halun lazimatun, va iddat lil kafirin, yoki yangi bir jumladir,
kafirler için tayyorlab qo'yilgandir deb yangi jumla qilsa bo'ladi yoki lozimiy hol qilsa bo'ladi. Ya'ni kafirler için hazırlab qo'yilgan holatdagi yoqilg'isi insonlar va toshlar bo'lgan o'tdan qo'rqinglar deb hol qilsa bo'ladi. Bu Jalolayinda kelgan qisqacha tafsir. Ba'zi izohlar qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining mana shu 20-oyatigacha insonlarni 3 qismga bo'ldi. Muttaqinlar, kofirlar va munofiqlar. Endi Alloh taolo xitob qilyapti 21-oyatda ya ayyuhannas ey insonlar deyapti. Qarang, ya ayyuhallazina amanu yoki ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun demayapti. Ey insonlar deyapti. Muttaqinlar ham insondir, kofirlar ham inson, munofiqlar ham insondir. Hammasini o'zining ichiga oladi. Lekin Suyuti ahli Makka dedilar. Endi nima demoqchi u kishi? Sahobalar zotan Allohga ibodat qilishyapti. Va bu yerdagi ibodat shuni bilarki, Qur'onda qayerda ibodat kelsa, tavhidli ibodatdir. Tavhidsiz ibodat ibodat deyilmaydi, shirk bu. Botildir. Xabata. Shuning uchun Qur'onda kelgan butun ibodatlar Allohni ibodatiga chaqirilib turgan bo'lsa, bilingki u tavhiddir. Tavhidli ibodatdir. Va bu narsaga tavhidga esa mushriklar muhtoj edi. Ularda tavhid yo'q edi. Shuning uchun Suyuti bu yerdagi insonlardan murod ahli Makka dur deyaptilar. Lekin boshda aytganimizdek, bu gaplar ya'ni mutobiqiy bir tafsir emas. Izoh. Ya'ni mana shu oyatga muxotob bo'lib turganlarni ba'zilar ahli Makka. Bu to'g'ri bu. Ammo hammasi ahli Makka emas. Yani bu oyat ahli Makkani ham o'zining ichiga oladi. Hammani o'zining ichiga oladi. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonidan qiyomatgacha keladigan butun insonlarni o'zining ichiga oladi. Va hattoki jinlarga ham kiradi bu. Jinlarni ham o'zining ichiga oladi. Mana shu darajada. Va eng go'zal tafsiri shuki, butun insoniyat 3 qismga bo'lindi. Taqvodorlar, kofirlar, munofiqlar deb. Endi Alloh taolo uchalasiga ham xitob qilyapti. Ey insonlar, kim bo'lsalaringiz bo'yinlar deydi. Qaysi millatdan bo'lsa bo'lsin, qaysi dinda bo'lsa bo'lsin, taqvodormi yoki kofirmi, fosiqmi, munofiqmi, kim bo'lsa bo'lsin, u'budu robbakum, robbingizga ibodat qilinglar deyapti. Ibodat nima degani? Qullik degani. Robbingizga qullik qiling deyapti. Qullik nima degani? Xorlik, robbingizga xor bo'ling deyapti. Allohdan boshqasiga xorlik qilmang. Allohdan boshqasiga bo'yinsunmang, Allohdan boshqasiga qulluq qilmang. Qaysi rob? Allazi xaloqakum. Shunday robki sizlarni yaratdi. Ya'ni sizlarni yaratgan rob. Mana shu yergacha ixtilof yo'q. Shunga diqqat qilingki, bu ham nihoyatda muhim masala, shu yergacha ixtilof yo'q. Siz yahudiylarga borib, ya yuhannas, u'budu robbakumullazi xaloqakum. Siz ala rosi va ayn dedi. Bosh ustiga dedi. Boshimiz va ko'zimiz ustiga dedi. Nasroylarga borib, sizlarni yaratgan Robbingizga ibodat qilinglar desiz, bosh ustiga dedi. Makka mushriklarini ham aytsiz, bosh ustiga dedi. Ya'ni buni hech kim inkor qilmaydi. Nimaga? Chunki bu yerda ixtirofli masala yo'q. Ya'ni butun mushriklardan so'rang, Robbing kim desiz, Alloh dedi. Xoliq kim desiz, Alloh dedi. Buni nima uchun aytyapman men? Alloh subhanahu va taolo qarang, ya yuhannas u'budulloha demayapti. Allohga ibodat qilinglar demayapti. Alloh kalimasini keltirmayapti bu yerda. Rob ismini keltirdi va xalaqakum degan fe'lini keltiryapti. Ikkalasida ixtilof yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo ibodatga chaqiryapti, shunday kalimalardan ibodatga chaqiryaptiki, hech kim ixtilof qilmaydigan, e'tiroz qilmaydigan kalimalar bilan. Ya'ni biz da'vatni o'rganishligimiz kerak. Demak, biz insonlarni da'vat qilib turganimizda, ular ixtilof qilmaydigan, qarshi chiqmaydigan kalimalardan da'vat qilishligimiz kerak. Da'vat qilaman siz, kalimalar ko'p. Odamlar chaqiraman desiz, ko'p. Allohning Rob ekanligi va Xoliq ekanligida ixtilof yo'q edi. Shuning uchun mana shu ikkala sifatni zikr qilyapti. Mana shu zotga ibodat qilinglar, deyilyapti. Butun insoniyat mana ma'mur bo'ldi. Qur'on butun insoniyatga xitob qilyapti.
Biz bu kitabını bütün insaniyetki yetkisliğimiz gerek. Ey insanlar, kim bosa busun, Rabbinizgi ibadet kılın, sizni yaratken. Elbette bunun hikmeti var ki, şimdi Rab bilen Halık manaları yekilersiniz. Rab kim digenini terbiye kılıcı. Sizlerini terbiye kılı yaptı digen zat. Terbiye kılıcı ne diyeniydi? Yukarıda Fatiha Suresi de öttü. Bana seni yoktan bakılıp, bunu esneste mükemmel kılı yaptı digen zat terbiyesi değildi. Yani bütün hacetlerinizi bir yaptırgen Rabbiniz ve halakakum sizlerini yaratken size yuğudları sizlerde Allah yarattı. Nihayette küflü delil bu. Şirkini rahat kılıçdığı için. Şu meselelerle münazara kılıçdığımız gerek. Yani bize bir köp tecrübe kıldık bunu. Nesranilerle münazara kıyganımızda onlar İsa Aleyhisselam'a Allah'ın sıfatlarına nispet bir şey yaptı. İsa Aleyhisselam şifa verdi. İsa Aleyhisselam okuladı, bu okuladı. İsa Aleyhisselam dualarımızı kabul kıladı, işledi, bizi kurtardı. Ettim, tohtaylar dedim. Vücutta halık bitti mi ya? Allah'tan en başka halık var mı desem? Yok işte. Halık yekke yani Allah'tır. İsa halık mesela desem yok dedi. Demek ki mahluk eken sen he dedi. He deyişti uzları sezdi. İsa mahluk bursa demek yaratılışlıkta Allah'a muhtaç. Allah onu yaratmagan dedi vücut yekemesiydi. Doğru mu sen doğru dedi. Demek Allah'a muhtaç eken İsa hem. Biz ne için Allah'a muhtaç buygen kişiye dua kılışınız gerek? Allah'a dua kısayık bu miydi mi? Bütün ibadetimizi Allah'a kısayık bu miydi mi? Sen doğruydu. Hani? Çünkü ular İsa'nın halık demiydi ular. İsa'nın şifa verildi, kutkaradı, tırıltıladı, medet verildi. Dişe diyor ama yaratadı demiydi. Yaratken demiydi. Hakikaten hemimizi Allah Subhanehu ve Teala yarattı. Ve Allah Teala bizi yarat yaptırken de Burata Peygamber, Ferişte, Evliya, Şehitler, Alimler Allah'a zerre kadar yardımcı bu geni yok ki. Mümkün de biz yaratılgenden ki, terbiye kılıngenden ki, ibadetimiz, itaatimiz, hizmetimiz, hemisi fakat ki Allah için buluştuğunluğa, fakat ki Allah'a buluştuğunluğa, Allah'tan başkası yakılamız. Ya ki hayatımızı bazı kısmını Allah'tan başkası için eteğimiz. Bu zulüm ki bu. Sizi fakat ki Allah yarattı. Allah'tan başkası yaratgani yok. Fakat yine Allah terbiye kılıyordu. Allah'tan başkasına zerre kadar ihtiyacınız yok. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَسِزْلَرْدَنْ عَلْدِنْجِلَرْنَ حَمْدِ يَبْتَ اللّٰهُ تَعَلَى yani bizden aldıngiler, bizi ecdatlarımızı yem, bizden aldıngi kim ütken bize hemmesini Allah Teala yarattı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ şayet ki takva kılsalarınız. Yani saklansalarınız. Allah'ın gazabından saklansalarınız. Allah'ın cehennemden saklansalarınız. Dünya ve ahiretteki harlikten saklansalarınız. Şu ikide tefsiri başlıyordu. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yani saklanilerdir, takvaklilerdir dil yaptı. İkide manası var. Bir tanesi ki اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinizgi ibadet kirliler şayet ki saklansalarınız. İbadetke bağlasız demek ki Allah'ki ibadet kirsiz dünya ahiretinin harlikinden saklanasız. İbadetten kançalı uzaklaşsız çünçeni har buras. Bu anıq narsa bu. Har bulup yaşayıp insanların hayatı yakalın da ibadette nüksaniyeti var. İbadetteki nüksaniyeti kirli yaptırırken mesela bilsin ki onge harlık kirli yaptı. Harlıkta çakırı yaptı bu adam. Kim ibadette mükemmel bulup yaptırırken mesela bu adam bargen sarı dünyavi ve ahiravi bütün müşkilatlardan sakleni yaptı bu adam. İkincisi halakakümge. Sizlerini yarattı, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ saklanilerdir. Allah-u Teala bizi har bulsun diye yaratkeni yok. Cehennemge otun bulsun diye yaratkeni yok. Bizi yamanlıklardan saklansın diye yarattı. Şunun için dünyadaki genimizde yem, كُلُّ مَغْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِتْرَةِ her bir bala fitrette tuğuladı, Peygamberimiz arasına haber veriyettiler. Hatta ki Allah-u Teala her bir insanı dünyaya alıp gelgende İslam fitratı da alıp geliyordu. Demek ki şu saklansın diyordu. Dünyayı kurayı bütün yamanlıklardan saklansın diyordu.
Ama insanlar Kur'an hadisi terk edip uzun uzun cehennemge uğrayat. Siz bana şu ayet, 21. ayette şunu diye yaptır bir insanlara davetinin hiç kimseye karşı çıkmıyordu. Sizlerine ve sizlerde aldıngilerini bütün yamanlıklardan saklanıyorlar diye yaratken Rabbinizge ibadet kılın, siz hiç kim karşı çıkmıyordu sizge. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرَضَى فِرَاشَ Ve yani Rabbinin sıfatı böyle yaptı bu ve sizlerinin Rabbiniz şunu bir zat ki sizlerge yerini tuşak kılıp derdi. Halen tuşak değil yaptı, elbette yer tuşakta uzunmaz ama tuşak yok şeydi. Tuşak hendik, tuşak yani ortaca, nihayette yumuşak emmez, suyu emmez, katlık emmez, tikan emmez, şişe emmez. Tuşak malum bizge. Allah Teala tuşak yok şeydi yaptı. Yer hemmesi şişe boyandıydı, biz yeşelmesedik. Hemmesi taş bosa yeşelmesedik. Hammasi suvdan iborat bo'lsa, botqoqlikdan iborat bo'lsa, tikondan iborat bo'lsa, tog'dan iborat bo'lsa, jarlardan, chuqurlardan iborat bo'lsa, biz yasholmas edik. Alloh taolo yerni bizga to'shak qilib beryapti. Vas-sama'a bina'an osmonni bino qilib beryapti, bino, binoning tepasi qilib beryapti. Qarang, Alloh taolo yer va osmonni binoga o'xshatyapti, uyga o'xshatyapti. Yer masalan o'sha uyning yeri bo'lsa, osmon mana shu uyning tepasi tomi bo'lyapti. Va anzala minas samai ma'an osmondan suvni tushirib berdi. Osmondan suvni zaxirasi yo'q-ku. Lekin Alloh taolo shu bo'mbo'sh bo'lgan osmondan suv tushirib beryapti. Qudratini qarang. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Va shu suvning sababidan sizlarga rizq bo'lsin deb samarat hosillarni chiqarib berdi. Samaratni meva deb tarjima qilsak, noqis tarjima bo'ladi. Hosillar. Çünkü meyve deganingizda paxta kirmaydi. Lekin samarasiz paxta kiradi. O'tlar meyve hisoblanmaydi, lekin samara hisoblanadi. Shu hosillarni bizga rizq bo'lsin deb Alloh taolo chiqarib berdi. Qarang, osmon yer to'shak, osmon tom, osmondan suv tushyapti, suvimiz tayyor, yeydigan narsamiz tayyor. Boshqa nima kerak bizga? Uyimiz bor, suvimiz bor, yeydigan narsamiz bor. Faqat ibodat qilishligimiz kerak. Hech qanday bahona yo'q. Meni uyim yo'q deb bahona qilmang. Yo suvim yo'q deb bahona qilmang. Yeydigan narsam yo'q deb bahona qilmang. Sahobalarning hayotiga qarang. Yantoqlar. Shu sahrodagi butasimon daraxtlarni barkini yeb Alloh yo'lida jihad qilishdi. Qarang. Barkini yeb ilm o'qimadi ular. Shu daraxtlarni barkini yeb jihad qilyapti. Bizi zamanda adamlar aşı yiyip ilim okuyu istemeydi. E'tiroz qiladi. Narazı hayatıdan. Köp şikayetleri var. Zorla sabır kıp yürüdü. Gepirtirmeyin onu. Sahabeler, karin, sahradagi yantak deyip ben karin. Sahradagi yantak. Mesela bizi diyarlar, su köp bir yerler bu yanı geçin, bizi darahladı, berkleri şapalağı diye katta katta hamas, yem yaşır. Sahabeler o berklerini görse bayram bulardı onlara. Sahradaki yantaklarında belki kiçkine bulardı ve susuz bulardı. Yeşil bu miydi? Susuz. Yesizem tuydurmaydı yamsızı. Ve kuruk bulardı. Ama şunu yiyip Allah diyorlar cihat kılıçı yaptı. Yani sahabeler de zatlar şunu diye halette bu gelmese biz neye hayatımızdan şikayet kılarız? Bizi halatımız neye bulardı? Çünkü nimetli içi de yaşayıp ama sahabalarında kılıyaptırken hizmetini minden birini yamkıma yapmış. İbadetini minden birini yamkıma yapmış. Ne buladı biz halatımız? Bahana kılığımız biz. Yok işte mesela aldığın dünya meselesine toğulluyelik. Kiyin ahiret kılığımız diyemiz. Her nasıl var? Hiç kendi bahana kılmadı bana. Ve bu ayetlerde elbette tabiat ilimleri yan bayan kılığını yaptı. Kalın, Kur'an hem ilimde bayan kılığını. Alloh taolo yerni to'shakka o'xshatdi. Bu juda katta ilmiy kashfiyot. Osmonni tomga o'xshatyapti. Bu juda katta bir kashfiyot. Hozirgi vaqtda fani yaqinda o'rgandi. Osmonni atmosferani qobig'i bor. Ya'ni havolik yerdan havosiz yer o'rtasida bir chegara bor. Ko'zga ko'rinmaydigan chegara, lekin Alloh taolo shu chegarani qo'ygan o'zining qudrati bilan. Shu chegaraning pastdagi narsalar tashqariga chiqib ketmaydi, tashqaridagi narsalar pastga tushmaydi. Xuddi tomga o'xshagan. Qarang.
Siz gözge görünmediğin tam kılamazsın mı? Kılamayız. Siz hem şişeden kılasın. Peki Allah Teala şişeye mi koyganı yok, şişe koyganı yok. Lakin o şirkette materikler yıldız üç adı, şöyle kiralmıyordu şöyle. Sınırız mı? Bu işlese yok. Peki Allah Teala bir deval koyganı şöyle, tam koyganı şöyle. Kiralmıyordu bu nasıllar. Şimdi biraz da işte kabuğunda bir teşviklik payda oldu. Şu teşviklik, bütün profesörler kokuyor, şu teşvik bağlayan hareketler buraya yaptı. Ve o teşvikli katta buluşluğu dünyanın halaketidir. İşte tam hazır büzülü yaptı o şenerse. Ne büzülecek kim? Sebep ki insanlar. İnsanlar büzü yaptı onu. Allah Teala mükemmel kılıbı yaratkenidir. Yani dünyanın büzü yaptı insanlar. Şu büzük amellerden, İslam'a hılak kılıçlığı bile büzü şey yaptı. Asmandan su uçuşluğu güde bir katta keşfiyat. Şu su bile bütün nesillerde çıkışlığı. Allah ayet yaptı ki فَلَا تَجْعَلُوا شُنْدَيَكَنْ اللّٰهِكَنْ نِدْ كِمِيلَرْ نِدْ دِيَنِ تَعْتُشُوْچُ دِيَنِ Yani Allah'tan başkası yani dualarımızı kabul kılandır siz şunu Allah'ken nid kigen burası. Allah'tan başkası yani şifa bir adı, fazlan bir adı kutkar adı siz şunlarını Allah'ken tartışuşu kigen burası. Yani ki siz akibize göre Allah'ın bir adı da bunlar hem bir adı diye manada burası. Allah ayet ki bu de kimiler ve halen kişiler bilesiler diye yaptı. Ve halen kişiler bilesiler diye ayette malum oluyordu ki dünyadaki bütün kafirler, müşrikler, münafıklar, fasıklar cinayetini bilip durup kıladı. Hiç kaysi kafir bilmeyen halat takımıydı. Hemesi bilip durup kıladı. Hiç kaysi fasık bilmeyen halat takımıydı. Hemesi bilip durup kıladı. Hemesi biledi ki onu Allah yarattı. Allah yeganedir. Fakat Allah ki ibadet. Ve fakat yine Allah'a itaat kılış lazım. Şunu bilip durup muhalefet kıladı. Tevhid'i bayan kıyandan ki La ilahe illallah'ını bayan kıyandan ki Muhammedur Resulullah'ını bayan kılıyordu. Allah'ını yakka yaganeliğini kabul kıldılarız mı? Şimdi Muhammed'in Resul ekenliğini kabul kılıyorlar. Nemeye kabul kılmıyorlar? Biz kulumuzu çürgen neseden şak kılıyorlar mı? Tereddüt kılıyorlar mı? Eğer tereddütte bulsalarız hani şu Kur'an göçeken bir sureni alıp gelirler ki Allah Teala peygamberimizi himaye kılıyordu. Hani Kur'an'da bahşeden zikir kıldı. Ve peygamberimizi kaysa sıfatından zikir kılıyordu? Abduna diyordu. Kulümüz diyordu. Bundan malum oluyordu ki Allah'ın huzurdaki en muteber sıfat kullardaki en muteber sıfat kullik sıfatıdır. Bunun için Allah'a kul buluşluk hareket kılıçlığımız gerek. Bazı sofiler öyledi ki İnsan kançalik kullikten çıksa şünçalik hatta avliya bulad deydi. Ama insan kullikten kançalik uzaklaşsa şünçalik bedbah bulad. Avliya bulad diyor, şeytanda avliyası bulad. Şeytanda dostu bulad. Sofular etedi, insan avliya bulgende ki namaz okumasayan buluradı, roza tutmasayan buluradı, kıp yalangaç yürüseyen buluradı. Bu şeytanın dostlarıdır. Avliya şeytan bular. Avliya rahmanmaz. Allah'ın dostları Abdullah buluşluk gerek. Allah'ın kulu buluşluk gerek. Ve Allah'tan başka şahitlerinizi çakırırlar. Şahit ilahlar ve şu küfürge hizmet kılıyordurgenlerde bütün tarafdarları. Kafirler, cinlerden bugün, insanlardan bugün bütün kafirleri çakırırlar. İlahlarınızı, hudaları çakırırlar. Sizler gördemçi bulsun. Hani bir sure yazıyorlar. Bir, üç ayetten ibaret bugün bir sure yazsın ki. 14 asırdan beri bir sure yazışlar geliyor. Yazalmayayım. Yazgenlikte dava kıyanlar var. Yazaman değil de ama beymana. Ahmakana nesiler. Peki Kur'an'ı o şeyden bir balagatli, fesahatli, güzel, nihayette mükemmel ilimde ifade kıladırken nesiler. Hiç kim yazalmadı, yazalmıyor. Min dunillahi üçte manası var. Allah'tan başka diyene, Allah'tan başka bütün tarabdarlarınızı, güvahlarınızı çakırırlar diyordu Allah Teala. Bitti uzlarızmaz, hemen çakırırlar diyordu. İkincisi, duna pas degan ma'nosi bor. Allohdan pas bo'lgan chaqiringlar shohidlaringizni hammasini. Ya'ni bu sizlarning shohidlaringiz, sizlarning ilohlaringiz hammasi Allohdan pastku. Nimaga sizlar oliy bo'lgan zotga xizmat qilmayapsizlar-da pas bo'lgan xudolarga xizmat qilyapsizlar. Uchinchisi, duna degani aqrob degani, yaqin degan ma'nosi ham bor. Allohga yaqin deb e'tiqod qilgan shohidlaringizni chaqiringlar. Aqida kitoblarida o'qiyapsizlar. Müşrikler hudalarını nime deyişerdi? Bizi bu hudalarımız Allah'a yakın deyişerdi. Biz bu butlarına yakın bulamız, butlar bizi Allah'a yakın kılab deyişerdi.
Şunun için Allah Teala aytdi ki, Allohga yaqinda bo'layotgan turgan shohidlaringiz var. Chaqiringlar shularni. Shu avliyolaringizdan madad so'ranglarchi, yordamchi bo'lsin sizlarga. In kuntum sodiqin, agar da'volaringizda to'g'ri so'z bo'lsalaringiz. Sizlar haq bo'lsalaringiz, Muhammadni gapi noto'g'ri bo'lsa, bu Qur'onni Muhammad o'zi to'qib olgan bo'lsa, Alloh tomonidan kelmagan bo'lsa, shu gaplaringiz to'g'ri bo'lsa, qani qilinglarchi, qila olmaysizlar demakki, kazzobsizlar. Yolg'onchilar. Fa'illam taf'alu qilalmadilaringizmi? Qarang. Fa'illam taf'alu qilalmadilaringizmi? Ya'ni fa'illam taf'alu ya qilalmasalaringiz, va lan taf'alu va qilalmaysizlar. Abadan abadan qilalmaysizlar. Mumkin emas bu. Shuning uchun biz aytamizki, qiyomatgacha kofirlar hammasi to'plansa ham Qur'onning ziddiga bir sura yozolmaydi. Mana hozir Amerika, Rusiya, Xitoy, Yevropa shular hammasi taraqqiyotni da'vo qilyapti. Qani bir sura yozsin-chi hammasi to'planib, shunchalik kuchaygan bo'lsa, yozolmaydi. Va shuni yozishlikka harakat ham qilmayapti zohirda. Botinda qilishyapti-yu, ichkarida bizga bildirmasdan qilisha olmayapti bechoralar. Shuning uchun charmada bo'lmaylik, rasvo bo'lmaylik deb zohiran da'vo qilishmayapti. Sal qo'llardan kelsa-da televizorda 25 soat shundan gapirishardi. Hammasini yig'ishtirib qo'yib, mana biz Qur'on yozyapmiz, mana biz sura yozyapmiz, bitta oyatini yozib bo'ldi, ikkinchisiga o'tyapmiz deb quloq miyamiz yeb qo'yishardi. Hammasini yig'ishtirib qo'yishardi. Lekin qilisha olmayapti bechoralar. Shuning uchun mana bunga o'xshab likillab yurishibdi. Yarim yalang'och bo'lib, aldab musulmonlar davlatib zamonni o'tkazyapti. Valan taf'alu. Biz buni qaytdan bilyapmiz, Alloh aytayapti, abadan qila olmaysizlar deyapti. Abadan yozolmaydi ular. Fattaqun narallati va quduha an-nasu wal hijara. Shunday ekan, yoqilg'isi insonlar va toshlar bo'lgan o'tdan qo'rqinglar, jahannamdan qo'rqinglar. Qarang, jahannam nima bilan yoniyapti? Insonlar bilan yoniyapti. Bu juda dahshat bu. Va tosh bilan yoniyapti. Bu tosh qanday tosh? Oddiy tosh emas bu. Ilohlari, ularning xudolari. Ular shu toshlarga ibodat qilardi, toshlar ularni yondiradi. Qanchalik rasvo bo'ladi. Biz ularga ibodat qildik, bugun bizni yoqyapti bular deydi. Yondiryapti deydi. Qanchalik bir rasvolik. Lekin Alloh taolo bildirmasdan birdaniga uni shunday xor qilgani yo'q, bildirib qo'yyapti, qarang. Ehtiyot bo'linglar. Sizlar bu butlarga ibodat qilyapsizlar-ku, ertaga butlar sizlarga o'tin bo'ladi. Ogohlantirib qo'ydi. Endi kim qilsa o'ziga o'z zulm qildi. Va bu toshlar yana oddiy toshlar emas. Shunday bir shiddatli harorat chiqaradi. Ba'zi ko'mirlar bor, bilasizlarmi? Hali pechkalarda ham qizartirib tashlaydi. Juda harorati kuchli bo'ladi. Bu jahannamdagi toshlar harorati nihoyatda kuchlidir. Bu agar jahannamdagi toshlar bir kichkina bir cho'xchasi, cho'g' dunyoga tushsa hammasini yondirib tashlaydi. Va faqatgina issiq emas bu. Tutuni nihoyatda qopqorong'i. Nihoyatda qopqora. Bir yerdan bir qarasiz qop-qora tutun chiqib turgan bo'lsa, darrov qo'rqib ketasiz. Qattiq yong'in bo'lib ketgan deysiz. Ne zaif tutun bo'lsa, sal yong'in bo'lib ketgan deysiz. Nihoyatda qop-qorong'i tutun chiqadi. Va oddiy qorong'i emas, nihoyatda achchiq, nihoyat darajada achchiq. Ko'zni ocha olmaysiz. Dunyoning tutuniga ko'zingiz qanchalik achishib azoblanasiz. Yoki nafas olganingizda shu tutundan nafas olasiz, ichingizni yondirib tashlaydi, zahar. Nihoyatda achchiq. Dunyoning tutunlariga insonlar yutalib nafas ololmay qoladi. Hozirgi vaqtda hukumatlarda odamlarni zarar bermasdan qaytarishlik uchun tutun ishlatishyapti, bilasizlar, gaz. Qarang, sal kuchli bo'lgan bu, sal kuchli bo'lgan tutun bu. Ishlatyapti, odamlar ko'zi qamashib qolyapti, nafas ololmay qolyapti, behush bo'lyapti. Jahannamda oldin bular hech narsa emas bular. Mu'iddat lil kafirin, kafirlar uchun hozirlab qo'yilgandir. Shu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, hozir jahannam bor ekan. Chunki u'iddat deb qarang, moziy sig'asida kelyapti. Kafirlar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Ahli sunna va jamoat shuning uchun aytadiki, jannat bor, hozir ham jannat bor, jahannam bor. Alloh taolo jannat va jahannamni yaratib qo'ygan. Lekin mu'tazila aytadiki, yo'q, jannatdan jahannam hozir yo'q deydi. Dunyo bitadi, oxirat hayoti boshlanadi, keyin Alloh taolo jannatdan jahannamni yaratadi deydi, ammo botil e'tiqod bu. Jannat va jahannam hozir mavjuddir.
Ve bir de yine bir ibretli tarafı var ki Allah aytayapti bu cehennem kafirler için tayyorlab qo'yildi. Takvadarlar için emas. Dindarlar için emas deyapti. Bu kafirler için tayyorlangan bu. Sizlar chiqib qolinglar bu yerga. Kafirlardan bo'lmanglar ki bu yerga chiqib qolasizlar deyapti. Yomon joyga tushib qolmanglar deyapti. Ogohlantiryapti Alloh taolo. Alloh taolo bütün insonlarni tavhidga hidoyat qilsin.